Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Atilla, Atilla Türker'le Markaj bir girişi de yanlış yaptım Atilla abi. Programda gecikince konsantrasyon dağıldı. Markaj programına hoş geldiniz. Bugün biraz tabii gecikmeli girdik. Evet. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu açıklamalarda bulunuyordu. Bir önceki programdan sarktı. 12.40 civarı başlamıştı açıklamaları. Trabzonspor'da mali genel kurul yapılıyor. Oy birliğiyle de bu arada ibra edildiğini söyleyelim Ahmet Ağoğlu'nun. O uzun uzadıya açıklamalarda bulundu. Ancak bitti, reklamları verdik ve şimdi karşınızdayız. Biraz kısa bir program olacak. Bugün Atilla abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet, girişi yaptık. Trabzonspor bu senenin hareketli takımlarından biri, işin transfer boyutunda. İşte 4 oyuncu transfer ettiler, teknik direktörleri hazır, ibra oldular. Ekonomik olarak çok kötü durumda değiller. Yani diğer 3 büyüklere bakarsak en azından daha yönetilebilir bir bütçeleri olduğu gözüküyor. Başkan da birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bir daha çıkarsa kürsüye bilmiyorum çıkacak mı ama onun da açıklamasına tekrar yer vereceğiz. Telefon numaranızı istiyorsanız hatırlatarak evet, başlayalım yine Atilla. Her zaman olduğu gibi cep telefon numaramı hatırlatmak istiyorum. 0549 371 0705, 0549 371 0705. Çok teşekkür ediyorum. Çok sayıda inanılmaz mesajlar geliyor. Hafta içinde de geliyor. Gece gündüz arayanlar, mesaj atanlar. Herkese teşekkür ediyorum. Nitekim bu yayın öncesi de yine çok sayıda mesaj geldi. İzninle onları okumak istiyorum. Fazla da okumayacağım çünkü boğmak istemiyorum yani programı. İki tane okuyacağım. Tabii. Bir tanesi diyor ki, ha, sevgili Tuncay Ankara'dan diyor ki, Tuncay'a selam olsun. Atilla abi, Ali Erim bahis oyunlarının Messi'si ise Eyüp Yıldız, ikisi, hem Ali Erim hem Eyüp Yıldız bizim çok değerli muhabirlerimiz diyelim, sunucularımız, yorumcularımız diyelim. Ali Erim bahis olaylarının Messi'si ise Eyüp Yıldız Maradona'sı. Atilla abi, bilmesi çok zor olan iki sonucu bildi. İspanya Hırvatistan maçı artı 6 gol dedi, 3-3 bitti. Fransa İsviçre artı 6 gol dedi, 3-3 bitti. Eyüp tahminde bulunmuş, helal olsun. Mert Eleman yorumu nedir? Şans mı, yetenek mi diye soruyor. Yani ya, Eyüp'ün bu tahminleri, ikisi de 6 artı 6 üstü diyor değil mi? Aynen, 6 gol, en az 6 gol olur demiş. Yani bu ikisi de var, şans da var, yetenek de var. Bence tek başına yeterli değil ikisi de. Sadece şansla da açıklayamazsınız, sadece yetenekle de. İşin şans kısmı, yani o topun içeri girmesi, son dakikalarda maçlar 3-1 gidiyordu. İspanya ve Fransa, ki favori olan takımlar öndeyken gol yemesini beklemezsiniz değil mi? Yani favori takım önde gidiyor, iki farkla bir de önde gidiyor, maçı bitirdi gözüyle bakarsınız ama ikişer gol geldi. Elbette burada şansın da payı olduğunu düşünüyorum. Ben bu bahis oyunlarından hiç anlamam ama yani 6 gol üstü de tahminde bulunmak da gerçekten ayrı bir olay yani. Nihayetinde kendisi oynuyor mu Eyüp bilmiyorum ama tahminde bulunmak, en azından iddialı olmak adına belki uç tahminlerde bulunmak mümkün ama parayı yatırdığın zaman 6 gol üstü oynanır mı? Oynanırsa, hani kazanırsan çok daha fazlasını kazanabiliyorsun ama bayağı iddialı bir olay. Bir de bu sonun altı turu Atilla abi, hani normal bir grup maçı değil, iddialı bir karşılaşma. Genelde az gollü geçmesi beklenir bu tarz karşılaşmaların. O yüzden 6 golü bilmek tabii çok değerli. Bir de böyle bahislerde genelde hani iddiası son dakikaya kadar sürsün diye mesela daha fazla üst oynanır. Mesela 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü daha çok tercih edilir. Mesela 2.5 gol altı oynadınız. Maç işte dakika 30'da 3-0 olunca iddianız bitmiş oluyor. Heyecanı kalmıyor ama üst oynadığınızda, tabii 6 gol biraz abartı ama 2.5 gol diyelim mesela, maç 1-1 gidiyor. Son dakikaya kadar bir heyecan, bir beklenti. O iddiayı da son ana kadar taşıyabiliyorsunuz. Vallahi bundan sonra hem Ali Erim'i hem de bizim sevgili Eyüp'ü daha yakından, tahminlerini tabii daha yakın, ikisi de çok sevdiğimiz arkadaşımız, dostumuz, tahminlerini daha yakından takip edeceğim. Tutturamadıkları takdirde, yanıldıkları takdirde buradan kendilerini afişe edeceğim. La bu işler öyle bir de. Şimdi Eyüp Yıldız evet çok iyi iki karşılaşma bilmiş, çok ön planda ama bilemeyince de tabii
eleştiriliyorlar. Böyle bildikleri her zaman ön planda ama sonuçta atıyorum 40 tahmin veriyorlarsa çoğu da aslında yatıyor. Ali abi için de öyle. Yani arada böyle çok iyi tutturuyorlar kabul ama çoğunluğu da tutturamaz. Zaten tuttursalar burada işleri olmaz. Giderler. Daha zengin olurlar, daha farklı yerde, farklı hayatlar. Yaşayabilirler. Sen bunu söyleyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani çok herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Spor muhabirler aralarında ben de varım. Yani spor muhabiriyim anlamında söylüyorum. Transfer döneminde mesela Fenerbahçe ile ilgili 65 tane haber yazılır işte. Fenerbahçe şunu alacak veya Galatasaray Beşiktaş fark etmez. Onu alacak mı? 65'ten veya 95'ten bir tanesi tutarsa işte dediğimiz çıktı yazdığımız gibi. İşte şu aynen gazete öyle derse doğrudur. Halbuki 95'in 94'ü tutmamış. Ona benziyor aynen maalesef. Biraz o hesap ben de katılıyorum. Yani birçok isim yazılıyor. Hepsiyle ilgili farklı yorumlar yapıyor aynı muhabirler. Bir tanesi çıkınca da evet ben demiştim bunu benim babam çok yapar. Mesela maç izleriz beraber Atilla abi. Der ki işte X takım kazanır 3-1 der. Sonra bir yerden sonra berabere biter der. Bir yerden sonra Y takım kazanır der. Maç biter ben zaten demiştim der ve bunu bak, gayet edecek. Beyefendi her yayını dinliyor bildiğim kadarıyla bunu da dinliyor. Selam olsun pedere, pederinize, evet. Babanıza evet, yani. Selamlar, o da İstanbul'a gelmiş bugün. Belki görüşürüz yayından sonra. Yine aklıma ne geldi biliyor musun? Yıllar önce şimdi Hakan Yaşar Futbol Federasyonu İletişim Direktörü şu anda. Selam olsun sevgili kardeşim Hakan'a da. Kendisiyle Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorduk. Dediğim yıl 25-26 yıl önce 95'li yıllar falan anlamında. Oturdu çok güzel bir araştırma yaptı. O zamanki şartlar ortada. Şimdi çok kolay. İki tuşa basarsın. Biraz sonra anlatacağım olayı ortaya koyabilirsin. Ama o zamanlar tek tek gazeteleri taradı. Gazetelerde 97 tane transfer haberi çıkmış. Dört büyüklerle ilgili. Sadece ikisi gerçekleşmiş. Yani 97 haber yazılmış. Yani diyelim ki Fenerbahçe şunu alacak, Beşiktaş bunu alacak derken 97 tane transfer haberinin sadece ikisi gerçekleşmiş. Hani şimdi şeyimi de kötülemek istemiyorum ama muhabir arkadaşlarım, her şeyden önce ben de muhabirim. Fakat tabii bu tür yanılgılar olabiliyor ama bizde biraz fazlasıyla oluyor. Ama o 95-97 her neyse iki tanesi tutunca da ne oluyor biliyor musun? Manşetten Milliyet yazarsa doğrudur ya da Hürriyet, hiç fark etmez. Burada tüm kurumlara saygımız var ki ben sadece Milliyet'te 13 yıl, Hürriyet'te 6-7 yıl olmak üzere 42. yılım meslekte aralıksız, bir gün bile aralıksız. Demek istediğim şu, sadece Milliyet'te ve Hürriyet'te 20 yıl çalıştım. Habertürk'ü de katarsak 30 yıl sadece bu üç büyük gazetede çalıştım. Şimdi de gururla Saran Holding'de çalışıyorum. Peki Atilla abi şunu merak ettim. Sizin son dönemde en azından uzmanlığınız transfer değil. Evet. Daha çok hani belgeler üzerinden evet, haberler yapmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Peki gençliğinizde böyle transfer haberciliği yaptınız mı hiç? Transfer kovaladınız mı? Transfer haberi iddialı. İşte evet. Fenerbahçe şunu almak üzere şu hocayla anlaşıyor gibi haberler yaptınız mı? Onu merak etmiş, sormadım galiba. Evet, evet. Ben biliyorsun 10 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a geldim. 11 yıl önce hatta 13 Temmuz özür dilerim. 13 Temmuz'da geldim. Tam o 11 yıl olacak bir hafta 10 gün sonra 13 gün sonra. Tabii ben Ankara'da 30 yıla yakın muhabirlik yaptım. Ankara Gücü muhabirliği yaptım. Gençler Birliği muhabirliği yaptım. Ama ağırlıklı olarak Futbol Federasyonu muhabirliği yaptım. Futbol Federasyonu o zaman sadece Ankara'da. Zaten kanun gereği merkezi her zaman Ankara'dır. Ben de sabahları 9.30-10'da Futbol Federasyonu'na giderdim. Çoğu personelin tamamı ama genel sekreterden çaycı kardeşimize kadar tüm personellerle artık inanılmaz bir arkadaşlık, dostluk, iç içe buluşur, gezerdik o derece yani. Beni çoğu insan personel zannederdi oraya girenler, Futbol Federasyonu'na gelen konukların tamamına yakını. Beni her gün orada gördükleri için. Tabii ben niye her gün oraya gidiyorum? Gittiğin zaman kazanırsın. Yani boş durmamak gerekiyor. Oraya birisi personel veya görevli veya yetkili veya bir kulüp yöneticisi geliyor, teknik direktör geliyor, bir şeyle konuşuyorsun, bilgi alıyorsun, yazılması kaydıyla konuşuyorsun, manşetlik haberler çıkıyor veya belgeler geliyor. İnanılmaz belgeler ben yayınlardım yani gerçek anlamda. Çünkü Futbol Federasyonu'nda dediğim gibi adeta personel gibiydim. Her türlü belgeydi, bilgiydi, konuşmaydı, röportajdı, olaylardı. Kalbinde duruyordum Futbol Federasyonu'nun. O zamanlar ilişkiler daha sağlıklı, daha dostane, daha sıcaktı. İnanılmaz haberlere imza attığımı hatırlıyorum. Herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Yani belge anlamında. UEFA'dan gelen, FIFA'dan gelen belgeler, yazışmalar önce bana gelirdi, o kadarını söyleyeyim yani. Daha gün yüzüne çıkmadı yani, onu yarınlarda kitap yazarsam belirtirim ama daha yani gün yüzüne çıkmadan FIFA'dan telexle geliyordu, onu da söyleyeyim. O zaman şimdiki gibi internetti veyahut da e-maildi, şu WhatsApp falan yok. O benim dediğim olay milattan önce diyelim de daha iyi anlatabilmek için. O zaman telex var mesela Futbol Federasyonu'na, FIFA Futbol Federasyonu'na telexle. Telexin sesini ben duyduğum zaman
Gerisini merak etme. daha Türkiye'de hiç kimse duymadan Atilla Türker'in elinde olurdu o yazışmalar veya hakem raporları, gözlemci raporları, hakem notları. Feci, ah keşke o günlere geri dönebilsem. Yani en gizli üst, gizli kapaklı her türlü yazışmalar, raporlar, skandallar, neler neler. Peki transfer hiç yok muydu bu işin? Transfer yok. Ankara Cübe Gençler Birliği çapında güzel transfer haberlerine imza attığımı hatırlıyorum ama o tabii belli ölçekli oluyor yani. Şimdi Ankara Gücü çok ne kadar popüler bir oyuncu alabilir veya Gençler Birliği, işte onları yazıyorduk anlamında söylüyorum ama asıl olay, bir de tabii herkesin bildiği gibi spor teşkilatı, yani diğer federasyonların da hepsi Ankara'da. O diğer federasyonlara da sürekli gider gelirdik. Orada da o zamanlar diyelim ki herhangi bir güreş haberi, boks haberi veya jimnastik haberi inanılmaz derecede ses getirirdi. Kibrit kutusu kadar bir haberde yer yerinden oynardı. Herkes daha duyarlıydı. Spor teşkilatı daha duyarlıydı. Kulüp başkanları daha duyarlıydı. Ben şimdi tam sayfa skandal belgeli haber yazıyorum. Sahtekarlık haberleri yazıyorum veya üç kağıt haberleri yazıyorum. Belgeli ya, noter tasdikli ya. Vallahi hiç o kadar ses getirmiyor. Yani bunu herkesin yorumuna bırakıyorum. Evet, 13.38 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Şimdi reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Evet, 13.40 saatlerimiz, tek reklam aramız buydu. Şimdi program sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Mesajlar geliyor Atilla abi size. Var mı okumak istediğiniz? Vallahi ısrarla mesaj. Bayram. Hatta şu anda bile mesaj attı. Bayram. Yani soyadını bilmiyorum, yazmamış. Bayram diye. Atilla abi selamlar. Mert Elam'la canlı canlı tanışmak istiyorum. Yasaklar kalktı. Halı saha maçlarında ona rakip çıkarmak istiyorum. Aracı olur musun? Buyur. Ne diyeyim ben şimdi buna? Vallahi halı sahada kardeşimize lütfen diyebiliriz kendisini, halı sahada artık. Bayağı oldu Atilla abi. Zaten pandemi de kapalıydı çoğunlukla ama şu anda da hiç öyle bir maç yapma isteğim yok. Kendime de güvenemiyorum açıkçası. Yani bu kadar ara verdikten sonra oynamak da bilmiyorum. Cesaret. Hangi konuda güvenemiyorsun? Sakatlanma konusunda sakatlanma, mı? Sakatlanma, form grafiği. Antalladık yani. Vallahi Bayram her an bir mesaj atabilir. Mert Elen benden, bizden korktu diye. He. Atsın istediği kadar atabilir. Ben çok şeyimdir, iddialıyımdır bu arada. Oynadığımda da kaybetmekten nefret eden biriyim. Her türlü oyunda, futbol, basketbol, masa tenisi oynadığım her şeyde kazanmak isterim. O yüzden korktuğumdan değil, ya kendime güvenemediğimden. Yoksa zaten keyifle yaptığım bir spor benim de. Şimdi Fuat adlı bir dinleyicimiz yazmış. Çok kibar bir şekilde şunları söylüyor, sağ olsun. Size ilk defa yazıyorum. Yorumlarsanız sizin gibi değerli bir insanın eleştirimi, yorumlaması beni memnun eder. Süper Lig'de milli marş okunmuyor hamaseti ile yabancı kuralı getiriliyor. İsviçre milli takım olmasına rağmen 3-4 oyuncusu milli marşını okuyor. Sizce milli marş okuyanın mı, okutanın mı kimliğine bakmak gerekiyor? Oyun anlayışı, karakter ve sistemimiz bize ait olmadıktan sonra sahada oynayan kimlik Türk olması çok önemli mi diyor Fuat Bey. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben aslında şey, sorunun içinde yorum da var. Sen var, de var. Mümkünse birkaç cümleyle. Estağfurullah, ben dikkat etmemiştim bu İsviçre'nin milli marş olayına. Başka bir takımı dikkat ettim. İsviçre değildi sanki. Başka bir takımda bazı futbolcular okumuyorlardı. O dikkatimi çekmişti. Acaba kendi yerel medyalarında bu durum eleştirilir mi? Çünkü bizde olsa böyle bir durum çok fazla eleştirilirdi. Diğer kısmında da yabancı kuralı zaten sabah biraz konuştuk, felaket yine yani. Değil mi? Hesap yaptık işte, Trabzon'un yerlisi sayısı çok az, acaba ne yaparlar, işte yerli bir oyuncu sakatlanırsa yerine onun yediği yabancıysa ne yapmak durumunda kalır takımlar vesaire. Bunlar gerçekten bir kez daha ne kadar saçma olduğunu idrak ettik sabah. O yüzden bu milli marş okuma okumama, bunun üzerinden bu yabancı oyuncu tartışması yapmak çok anlamsızdı zaten. Şimdi neden korkuyorum veya neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi Nihat Özdemir seneye çıkar, tekrar serbestlik getirebilir veya başka bir karar aldırabilir. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musun? Geçmiş yıllarda da Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanı olduğu zaman sezon başında toplantı düzenlerdi veya işte belli bir ayda. Arkadaşlar derdi, yabancı oyuncu sayısı kuralını değiştirdik. İşte 6+2 idi, 5+7'ye döndük, 3'e döndük, neyse anlamında söylerdi. Bu şekilde haklılığımız bir kez daha kanıtlandı derdi. Ya arkadaş, kaldıran sensin, değiştiren sensin, tekrar kaldıran, değiştiren, indiren sensin derken çok üzülüyorum. Sizsiniz, haklılığınız
nasıl kanıtlanıyor? Ki Nihat Özdemir zaten Futbol Federasyonu'nda Yıldırım Bey döneminde de başkan vekiliydi. Veya en yetkili kişilerden biriydi. Arkadaş 20 yıldır, 25 yıldır zaten belli kişiler yönetiyor Türk futbolunu. 20-25 yıldır Türk futbolunu toplasan 5 kişi, ön plandaki 5 kişi yönetiyor. E bu nasıl çocuk oyuncağı mı bu? Bir gün 6 artı 2, bir gün 5 artı 3. Yani zaten şeyi hiç tartışmıyorum. İndirilmesini falan. Yani resmen skandal. Yani Türk futbolu maalesef inanılmaz derecede kötü yönetiliyor. İnanılmaz derecede. Bir beyin takımı yok Türk futbolunda kardeşim. Yani Futbol Federasyonu'nda falan bir beyin takımı yok. Bir istikrar yok. Bir plan program yok. Defalarca söyledim. Misal diye söylüyorum. Aziz Yıldırım 3 yıl önce kaybettiği seçimden bir hafta önce şunu söyledi. Kardeşim dedi, altyapılardan oyuncu yetiştiremiyoruz. Fenerbahçe'den ve diğer kulüplerden oyuncu yetişmiyor. Bunun araştırılması yapılması lazım. İyi de Sayın Aziz Bey, Aziz Yıldırım 19 yıl boyunca siz Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yaptınız. Menajerin oğlunu siz 5 yıl boyunca kadronuzda tuttunuz. Evet. Bir dakika oynamadan. O doğrultuda işte Merih Demiral. Bak bunu ısrarla söylüyorum kardeşim. Bu üzerinde durulması, araştırılması gereken bir olaydır. Bu işin Fenerbahçe Beşiktaş'ı yok. Al, Fenerbahçe bile böyle yönetiliyor. Ki o altyapıdaki teknik direktörler herkesin bildiği, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Ali Koç gelince kapı önüne koydu. İyi de yapıldı. Ha kim haksızlık yapıyorsa, kim yanlış yapıyorsa hesabı verilmelidir kardeşim. Koskoca Fenerbahçe'de menajeri torpiliyle, menajerin oğlunun hiç oynayamayan, kiralık gittiği ikincilik, üçüncülük takımlarında bile bir dakika oynayamaz mı ya? Gittiği takımlarda bir dakika oynayamıyor ikincilik. Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak kiralık gidiyor ikincilik, üçüncülüğe bir dakika oynayamıyor. Ve gittiği o takımlar küme düşüyor bir de her yıl istisnasız bir şekilde. E nasıl olacak bu iş? Peki. Ama öte yandan Merih de bakıyor kardeşim. Özür dilerim lafını kestim. Merih de kardeşimiz Merih Demiral da bakıyor. Diyor ki bura Ahbap Çavuş kevgire dönmüş. Yani amiyane tabirle söylüyorum biraz kaba oldu ama. Ne yapıyor çocuk? Portekiz 3. ligine gitti aslanlar gibi. Alnından öpmek lazım o Merih'i. Niye? O yaştaki bir çocuk 20-21 yaşındaki bir kardeşimiz gencecik aslan gibi bir insan. Eşini, sevgilisini veyahut da işte arkadaşlarını, kardeşlerini, yuvasını bırakıyor. Portekiz'e gidebiliyor. Ha Fenerbahçe teklifte bulundu tabii. Bulunmuş daha doğrusu. Fakat Merih bakıyor ya burada dursam bile yani içi geçmiş yabancılarla takım doldurulacak. E, bu kulüp böyle yönetiliyor anlamında. Aldı gitti. Ondan sonra demeç veriyor o antrenörler. Altyapıdaki antrenörler. İşte biz teklif ettik de o gitti Başakşehir'de idmanlara çıktı da kabul etme. E sen olsan koskoca Fenerbahçe'yi kabul etmemek ne demek biliyor musun kardeşim? Oradaki sistemi iyi bildiğini gösteriyor. Ahbap Çavuş menajer torpiliyle 5 yıl boyunca Fenerbahçe'de profesyonel kadroda, o efsane kadroda, yanılmıyorsam Alexis kadroda bulundurulur mu? 28 oyuncudan birisi bir dakika oynayamaz mı ya? Hani nedir o menajerin özelliği ne? Volkan Demirel'in menajeri, Tuncay Şanlı'nın menajeri. 15 kere yazdım, 25 kere de bu radyoda konuştum kardeşim. Yani bunlara bir artık dur denilmesi gerekiyor. Hani tamam taç atışı yanlış oldu, penaltı niye vermedi hakem, onları yazalım hep beraber Fenerbahçe muhabiri olarak, Galatasaray Beşiktaş muhabiri olarak. Ama bu rezilliği daha hiç virgül koyar olmadı kardeşim. O kadar net. O menajer aradı beni, nasıl yazarsın dedi. İzah ettim, terbiyeli ol falan. Haydi yürü git dedim, suratına kapattım. Sonra barışmak için araya adamlar sokuyor. Git ne barışacağım? Öyle bir dünya mı var ya? Herkes hesabını verecek. Yani ondan sonra Aziz Yıldırım diyor ki, dedi ki arkadaş diyor hiç altyapıdan oyuncu yetişmiyor, buna bir formül bulalım. İyi de Sayın Aziz Yıldırım sakat futbolcuya, Van Persie'yi kastediyorum, vereceğiniz, kaptırdığınız, kaptıracağınız paranın yarısını altyapıya harcasaydınız şu anda Merih Demiral gibi 20 tane oyuncu bulurdunuz. Tribünlere oynadınız hep, hep günü kurtarmaya çalıştınız. Bunları söylenilsin, hala söylenilmiyor, yazılmıyor. Ondan sonra 5 artı bilmem ne, 6 artı bilmem ne, niye penaltı verilmedi, niye, tamam onlara üstüne basarak söylüyorum. Onu yazacak birbirinden değerli yorumcularımız var, kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Ama Türk futbolundaki cambazlıkları da dile getirilmesi kardeşim. Kulüplerimiz duvara tosladı, kulüplerimiz borç batağı altında, kasalar kevgire döndü. Yani inanılmaz örnekler var. Bu sadece bu Fenerbahçe'deki örnek bile dünya çapında bir skandaldır, rezalettir. Bak Merih Demiral aslan gibi gitti geldi. Şimdi Fenerbahçe Merih Demiral alabilir mi? Mümkün değil. Yani. Peki Atilla abi, Aziz Yıldırım'ın geçen haftaki açıklamalarını takip ettiniz mi? O da 3 yıllık bir suskunluk içerisindeydi. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değildir. Eski başkanlar muhalefet yapmayı da severler aslında ama neredeyse hiç röportaj vermedi bu süreç içinde. Ve en son çıktı eski yöneticileriyle birlikte. O görüntüde görmüşsünüzdü işte sağında.
5-6 yönetici, solunda 5-6 eski yönetici, bir sanki genel kurul yapıyormuş gibi Ali Koç yönetimine dair çok sert eleştirilerde bulundu. Hatta şunları bile söyledi işte, Serdar Dursun bu takıma yakışmıyor. Böyle bir transfer, Benzema boşta, git onu al, işte Ramos'u al, Marcelo'yu al gibi ifadeler kullandı. Genel ruh halini ya da okuduğunuz açıklamalardaki sizin dikkatinizi çeken kısımlar oldu mu kendisi? Önce yanlış anlaşılmasın diye şu vurguyu yapmakta fayda görüyorum. Ali Koç Fenerbahçe tarihinin belki de en başarısız isimlerinden biridir. Yönetici olarak, başkan olarak. Bu benim görüşüm. Benim derken yani tabloyu aktarmaya çalışıyorum. Ama öte yandan bu arada özellikle vurgulamak gerekir ki Aziz Yıldırım'ın yaklaşımları, mesajları son derece üzüntü vericiydi. Tamamen tribünü oynadı. Daha da ortamı gerdi. Zaten Türk futboluna kaosun getirilmesindeki en büyük nedenlerden biri kaosun gelmesinde tartışmaların, olayların soyunma odası basılması, tehditler, baskılar. Kimin yaptığını hemen herkes çok iyi biliyor. Aziz Yıldırım o günkü basın toplantısında da yani inanılmaz derecede İhtiras sahibi bir kişi olarak gördüm. Her zamanki gibi, genelde olduğu gibi diyelim en azından. Hoş bir görüntü değildi. Evet, ertesi gün aslında genel kurula katılacağını söyledi. Onu da yapmadı. Çok hani bu kadar ihtiraslı, ateşli bir konuşmadan sonra ben de çok ateşli bir genel kurul bekliyordum. Evet. Onun katılımıyla birlikte, ama işte Abdullah Akyıl'ın ya da kendilerine iyi bir otopark yeri ayarlamaması bahanesiyle beraber o da gitmedi. Herhalde bundan sonra da çok fazla ortalıklarda dolaşmayacak gibi, çünkü o toplantıda bir de artık localarda olacağım, her maça gideceğim, işte o taraftar seni gönderecek gibi ifadeler kullanmıştı Ali Koç'la ilgili. Ama fakat burada sana katılmıyorum ben. Şimdi yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak çok büyük ihtimalle. Kendi yani. Gidecek mi seyirci? Kendi gitmese bile seyirci gidecek. 52 bin kişi o stadı dolduracak. De ki 52 bin değil, yarı yarıya alınsa bile 26 bin. 26 bin ne demek? Türkiye'deki çoğu stad 26 bin değil. Orada tamamına yakın insanların Ali Koç istifa dediği anda, Ali Koç yani o da insan, görevde kalabilir mi? Kalır mı daha doğrusu? Yani? Ama hani sizin dediğiniz kadar da bir bence Ali Koç karşıtı bir durum yok. Bu dediğiniz tablo Fenerbahçe başarısız başlarsa yine tabii sezon ki, olabilir. Tabii ki. Yoksa çünkü Aziz Yıldırım açıklamasından sonra benim genel gördüğüm Ali Koç'u çok eleştirenler dahi Aziz Yıldırım'dansa Ali Koç'u tercih ettiklerini ifade ettiler. Kesinlikle. Ben kötü senaryo anlamında şunu vurgulamak istiyorum. Yani Fenerbahçe peş peşe başarısız sonuçlar alırsa, yenilgiler alırsa, o zaman seyirci müthiş tezahürat yapar. Zaten Aziz Yıldırım bunu söyledi. Ben dedi seyirciyle göndereceğim dedi. Zaten patlamaya hazır bomba gibi seyirci de, yani 3 yıldır başarısız bir görüntü var ortada, tablo var. Bu sefer geçmiş yıl, geçen sezon, ondan önceki sezon en azından ne oldu? Seyirci yoktu. Tezahürat olmadı. Ama bu sefer 20 bin kişi, 30 bin kişi, ama üstüne basarak söylüyorum. Senin hatırlatma, vurgu yapman iyi oldu. Başarısız sonuçlar alındığı takdirde anlamında söylüyorum. Orada seninle hemfikirim. Aziz Yıldırım da orada yani kendisinin locaya gitmesine gerek yok ki, tribüne oturmasına gerek yok ki. Yani nasıl olsa belli yakın ilişkide bulunduğu adamları vardır, şunlar vardır, bunlar vardır. Ne demek istediğimi iyi kötü herkes anlıyordur anlamında söylüyorum yani. Mesela 3 yıl önce bugünlerde seçim yapıldığı zaman, yapılacağı zaman, ben o zaman Habertürk gazetesinde çalışıyordum. Köşe yazısı olarak şunu yazdım: ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Ali Koç'a oy veririm diye. Böyle, çünkü yani çünküsü yok kardeşim işte. Çünküsü yok. Üstüne basarak söylüyorum. Ali Koç inanılmaz derecede başarısız oldu. Keşke başarılı olsaydı. Niye keşke anlamında söylüyorum. Yani işte özellikleri anlamında, centilmenliği anlamında, dostluğu anlamında, kucaklaması anlamında, ben böyle görüyorum en azından. Yani Türk futbolunun en azından Ali Koç'u, Aziz Yıldırım'ı bir tarafa bırakıyorum. Genel anlamda söylüyorum. Kulüplerini düşünen insanların olması gerekiyor. Veyahut da büyük fedakarlıklarda bulunan insanların, kendi cebini değil kulübünün kasasını düşünen insanlarda olması gerekiyor. Camiası adına çok büyük fedakarlıklarda bulunan insanların olması gerekiyor. Biraz da dostluk, sağduyu, barış anlamında sağduyu sahibi insanların bu işin içinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. O bakımdan ben Ali Koç ve Ali Koç gibi insanların bu camiada artarak artması daha doğrusu temenni ediyorum yani. Evet, bakalım orada da tabii 3 yıl daha seçildi Ali Koç, ama görevde güçlü olarak kalmasını sağlayacak şey de futbol takımının başarısı elbette ve o konuda da hala soru işaretleri çok var. 30 Haziran bugün, yarın kampı açacak, başlayacak Fenerbahçe'nin, ama teknik direktörü yok. Hala kim olacak bugün, biliyor musun? Valla Aygün abi Fonseca yazmış, Fatih Doğan'ı gördüm, Fonseca tweetlerini tekrar ön plana çıkarmış. Löw olabilir mi?
Olabilir. Yani her şey olabilir. Dalic olabilir, Hırvatistan'dan ayrılması düşünülen. Löw olabilir. Siz Löw'ü hatırlıyor musunuz ilk geldiği tabii zamanları? Tabii ki canım. Ben yani o dönemde tabii şu dönem arasında çok fark var sonuçta. 15 yıllık Almanya macerası. O dönem Fenerbahçe, bir de Adanaspor. Adanaspor tabii. Çalıştırdı. Tabii. Şu an çok daha güçlü tabii o döneme göre. Vallahi teknik direktöre biraz fazla para verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani teknik direktör adı üzerinde en büyük sorumlu, en büyük ne bileyim işte yetki sahibi insan olarak yani işte 2 lira verileceğine 5 lira verilsin çok iyi artık Fenerbahçe'nin öyle bir teknik direktörü. Ha illa parayla kıyaslanmaz veya para birebir kaliteyi belirlemez, o ayrı bir olay. Yani 2 liraya çok daha iyisini de bulabilirsiniz, o ayrı, ama artık Fenerbahçe'nin tırnak içinde söylüyorum kumar oynama şansı, riski yok kardeşim. Çok sağlam gitmesi gerekiyor. Yani Ali Koç da bu doğrultuda hareket ediyor ama şu ana kadar açıklanmaması inanılmaz bir olay. Yani çok sürpriz bir şey olacak. Ben o bakımdan Löw olabilir mi diyorum. Bak bildiğim bir şey yok. Hı-hı. Ya ama öbür türlü kardeşim, yeni sezon neredeyse yaklaştı, başlayacak. Hala bir teknik direktörün belirlenmemesi, açıklandığı zaman yarınlarda mesela 2 gün sonra açıklandığı zaman işte bundan dolayı bu kadar gecikti denilecek bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. O doğrultuda bakın Löw misal diye, Löw ya da başkası. O doğrultuda çok enteresan bir isim karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet, yoksa bayağı bir eleştiri alacak Ali Koç. Yani bu kadar beklettin, bu isim için mi tabii, beklettin? Tabii. Yani en azından bir ay önce belli olurdu kardeşim. Lig bitti, Mayıs'ın ortasında bitti. Biz şimdi Haziran'ı bitiriyoruz ya. Yani demek ki ortada bir püf noktası var. Ortada şaşırtıcı bir gelişme var anlamında söylüyorum. Yahut da açıklandığında bak boşuna beklememiş Ali Koç. Denilecek bir görüntü ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben. Evet Atilla abi, yavaş yavaş programında evet, sonuna geldik. Varsa paylaşmak istediğiniz, mesaj okumak istediğiniz dinleyicilerden. Şöyle birkaç dakikamız var herhalde. Tamam. Saygımız gereği mesajları okumaya gayret edeyim. Hüseyin Kaplan Hollanda'dan diyor ki merhaba Atilla abi. Ahmet Nurçebi Beşiktaş'ın borçları ile ilgili Fikret Orman'ın dönemini araştıracağız demişti. Ama üzerine gidilmedi. Saygılar. Merak etme Hüseyin Kaplan, üzerine gidenler olacak diyorum. Onun dışında da çok sayıda mesaj var ama süremize bakıyorum. Bu arada şu var. Son günlerde bana sanki çok esprili anlamında söyleyeceğim veya hoşgörülerine dayanarak söyleyeceğim. Şu bizim hep dile getirdiğimiz bir olay var ya. Korsan antrenör demeyelim de diploması yetersiz antrenörlerin pro lisans olmayan, yani işte Fenerbahçe'de Emre dahil olmak üzere işte Kasımpaşa'daki olay, Karagümrük olayı, Hatayspor olayı şu falan, bu inanılmaz sayıda son zamanlarda telefon geliyor dertleşme adına. Şimdi nedir olay? Arkadaş Süper Lig'de takım çalıştıracak, yani bir numaralı koltukta oturacak teknik adamın pro lisans sahibi olması gerekiyor. Ama bakıyorsunuz Süper Lig'de geçen sezonu kastediyorum, en az 6-7 takımda diplomalar yetersiz. Hiç diploması olmayan, daha doğrusu C diploması olanlar falan sağ kenarında yer alıyor. Başkasının diploması kiralanıyor bak. Şimdi örneği de yanlış vermek istemiyorum. Geçmişte eczacıların diplomaları kiralık olurdu falan, öyle laflar duyardık. Halen de oluyorsa bilmiyorum. Bittiyse de herkesin hoşgörüsüne dayanarak bu örneği verdim. Şimdi Süper Lig'de, koskoca Süper Lig'de diyelim, Kasımpaşa'da, Karagümrük'te, Hatay'da, işte diğerlerinin Gençler Birliği'nde. Şimdi düşün, pro lisans sahibi bir teknik direktör yok. Diploması yetersiz başka adam geliyor, orayı çalıştırıyor ama kağıt üzerinde kimin gözüküyor? Başkasının gözüküyor. Var mı böyle bir dünya? Ya, samimiyetime inanın lütfen. Biraz önce yayına gelirken telefonum çaldı. Bir çok tanınmış bir teknik direktör aradı. Onu da yanında çalışan antrenör. Abi demiş, ikincilikteki bir takım için diplomamı 2000 liraya kiraya verdim falan diye. Yani bunu gülerken sinirlenerek gülüyorum yani. Yani ama bu nasıl önlenir falan diye bana telefonlar geliyor, geldi. Özellikle dün 3-4 telefon geldi. Önlenemez kardeşim. Bu işler tamamen iyi niyettir, dürüstlüktür, şu vicdandır, kalptir. Futbol Federasyonu bunu önleyebilir mi? Futbol Federasyonu kendine faydası yok. Daha ne söyleyeyim? Kendine faydası yok. Maalesef çok kötü bir mecra. Madem siz pro lisans şartı getiriyorsunuz kardeşim, uygulayın. Uygulayamıyorsanız pro lisans şartını kaldırın. Ama o da tabii FIFA'nın, UEFA'nın talimatı çerçevesinde o kural konuyor. Yani böyle çarpık bir düzen. Herkes birbirine, tırnak içinde söylüyorum, en azından ben aptal yerine konuyorum kardeşim. Ben derken yani vatandaş olarak söylüyorum. Aptal yerine konuyorum. Diploması yetersiz adam orada elini kolunu sallayarak sağ kendinden de taktik veriyor. Şey yapıyor, kağıt üzerinde gözükmüyor, ekranda gözüküyor. Demeci başkası veriyor. Veyahut da sağlık raporu alıyor, vermiyorlar falan. İnanılmaz bir cambazlıklar var abi. Bunu yaşadığımız olayda Süper Lig'de yaşıyoruz kardeşim biz bunu ya. Herkes birbirine saf yerine koyuyor. Kural falan denilen bir olay yok.
çok çarpık bir düzen var. Evet, bu düzen de çok kısa vadede değişecek gibi durmuyor. Evet, bitirdik Atilla abi, teşekkür ediyoruz. Bugünlük programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkür ediyorum. Atilla Türker'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.